Şimdi bulunduğumuz yer eski görüntülerini ben gördüm. Eğer o eski görüntüler devam etseydi çok üzülürdüm. Niye çok üzülürdüm biliyor musunuz? Hani bir kelime vardır. Fazlası var, eksiği yok diye. Milattan sonra 5. yüzyıl yani 400'lü yıllarda burada yapılan Mor Kiryakus Manastırı'na geldik. Mor Aziz demek. Süryanice değil mi? Aziz Kiryakus Manastırı'na geldik. Şu anki görüntü aslında harcanan emeğin anlatmaya yetmez. Şöyle düşün söyleyeyim size. Hüseyin abi şöyle bir dönelim. Bakın şurada evler vardı. Bir dizi evler. Artı vaziyette. Alt katlar ahır. O kapıdaki kitabe yazı yok olmak üzereydi. Şöyle baktığınız zaman o 1500 yıllık, 1600 yıllık tarih yokmuş da sanki atıl savaştan çıkmış, perişan halde olmuş böyle bir ucube izbe görüntü vardı. Sonra herkesin çok emeği vardır ama ben iyi tanıdığım için böyle rahat konuşuyorum. Biri buraya kafayı taktı biri. Gerekli yazışmaları yaptı. Gerekli izinleri aldı. Tabii ki mülki amirler desteği verdi. Vallahi son gördüğümde saçı daha fazlaydı. Bu kadar beyazı yoktu. O kadar emek harcadı ki seneye geldiğimde ben ya da biz 2 sene sonra bambaşka bir yer olacağından eminim. Çünkü her şeyin başı önce hayal etmek, sonra karar vermektir. Sonra da para lazım. Hayal edildi. Karar verildi. Devletimiz dedi ki, madem siz bu kadar isteklisiniz, size para da veriyoruz. Yol planı yapıldı. Hasankeyf'ten o turizm merkezi Hasankeyf'ten gelenlerin bir yolu olmalıydı onları Batman'a sokacak. Projeler tamamlandı. Eski hali yeni halinde Hüseyin abi montajı da sen yapacağın için arada verelim. Yani o kadar güzel yol alındı ki bence Batman değil, Güneydoğu değil, Türkiye değil. Dünya yeni bir tarihe, yeni bir esere ev sahibi olmak üzere oldu da açılınca akın akın gelecekler. Akın akın diyecekler ki ya burada ne varmış da bizim haberimiz yokmuş. Tevazu sahibidir, iyi bir bürokrattır, iyi bir memurdur. O yüzden başarıyı paylaşır. Kendisini hep geri planda tutmayı sever ama ben buraya harcadığı emeği bildiğim için ben rahatlıkla konuşurum. O yine kabul etmeyecek. Diyecek ki biz okyanusta su damlasıyız. Ne olacak? Yok yok. Saçı sakalı buralarda bıraktı. Sevgili abim nasılsın? Hoş geldiniz Mert Bey. İyisiniz. Çok teşekkür ettim. Gelişiniz bize ayrıca mesela güzellik kattı. Bundan sonra tanıtımıza da yardımcı olacağınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi abi burayı anlatacağız. Ama anlatmadan önce. Daha önce belediyede de temizliğin başındaydınız. Çok emek harcadınız. Vatandaş da tabii ki destek vermesi olmaz. Az önce ben iddialı mı söyledim? Beni yalancı mı çıkartacaksın, destek mi vereceksin? Batman şehir merkezi temizliğiyle Türkiye'de ilk 3'e girer mi? Ben iddia ederim. Çok doğru bir tespittir. Evet ben 95-99 tarihler arasında temizlik işleri müdürlüğü yaptım. Fakat bizden sonraki gelen arkadaşlar da çok daha geliştirdiler. Şu anda belki de Avrupa'nın sahili kentleri de yarışabilecek derecede çok temiz bir kenttir. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma da ben teşekkür ediyorum. Hakikaten tertemiz bir şehir. Şimdi bu röportajı biz Cuma günü yapıyoruz. Ben dün gece yani Perşembe gecesi otelden çıktım. Gece saat 11-11.30. Yer Batman şehir merkezi. Cıvıl cıvıl hayat. Kafeler açık. Acıkırsanız yemek yiyeceğiniz onlarca yer var. Canınız tatlı mı çekti? Tatlıcılar orada. Susadınız mı? Marketler, büfeler orada. Yani gece geç saatlere kadar o büyük şehirlerdeki ne varsa burada fazlası var. Onun altını çizmek istiyorum. Ben gece gittim. Kilo alacağım diye de ödüm kopuyor. Ayaktan sonra biraz kilo aldım. O tatlılara baktım. Bir de bir şey dikkatimi çekti Hüseyin abi. Bu anekdotu paylaşmak istiyorum. Dün gece sen montajla uğraşırken ya bir baktım bizim kaldığımız otelin önünde bir kalabalık. Ama yani bayağı bir kalabalık. Hayır olsun dedim. Ne oldu?
Abi Batman da midye saatiymiş. Midye tezgahı dışarı çıkmış. Bir baktım Batman'da özellikle genç kardeşlerim limonu sıkıp sıkıp var ya midyeleri nasıl götürüyor. Canım da çekti. Ama dedim ki ya gece gece ben yemeyeyim. Biraz daha fit olmam lazım. Bu ara kilo aldım. Sen abi. Eski görüntüler ekrana geliyor. Burası herhalde kelimenin tam anlamıyla öyle de kullanıyordu. Bir ahırdı diyeyim. Evet. Öncesinde şundan söz edelim. Turabid'in bölgesinin tarihe ışık tutan manastırlardan bir tanesidir. Miladi 500 yıllarda inşa edilmiş Mor Gabriel ve Deryu Zaferan'ın yaşıtıdır. Hatta Mor Gabriel ve Deryu Zaferan'ın kimi kitabelerinde buradan söz ettiyse Zaferan'dan önce olma ihtimali de yüksektir. Doğrudur. Belki yaşam Zaferan'da ve Gabriel'de devam ettiği için çok fazla hırpalanmamıştı ama bizim manastır tamamıyla maalesef söylüyorum gitmek üzereydi. Ucubeydi ya bildiğin ucubeydi. Bunu ilk etapta Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle birinci etabını restore ettik. İkinci etabını bizim özel idarenin kaynaklarını kullanarak ikinci etabını bitirdik. Üçüncü etabı bakanlığımız tarafından ihalesi yapılmıştır. Yer teslim yapılmıştır. Pazartesi günü eğer buraya gelirseniz işçilerin ve müteahhitin elemanların burada cıvıl cıvıl çalıştığını göreceksinizdir. İnşallah seneye yılbaşına doğru tamamıyla hedefimize kavuşacağız. Şimdi bir şey soracağım abi, bu çok önemli bir detay. Bundan sonra yerel yönetim, genel yönetim, bu konulara çok girmek istemiyorum ama bundan sonra kim gelirse gelsin buranın bütçesi hazır, planı hazır, kim gelirse gelsin burası yapılacak değil mi artık? Aynen. Okyay'dan çıktı ki çok hayırlı bir karar. Aynen. İhalesi yapılmıştır. Ödeneği tamamıyla işte temin edilmiştir. Müteahhiti başlayacaktır. Bitene kadar da çıkmayacaktır. Bu il müdürü veya bir valimiz veya normalde işte herhangi bir değişiklik bu işin tamamlanacağı artık kesindir. Bu kapsamda Kalkınma Ajansı'ndan söz ettim. Özel idaremden söz ettim. Bakanımdan söz ettim. Bütün hem Kalkınma Ajansımızın, özel idaremizin katkıları büyüktür. Gelen valilerimizin, milletvekillerimizin destekleri büyüktü. Özellikle bakanlığıma da teşekkür ediyorum. Böyle bir güzide eseri sizin de çok iyice temas ettiğiniz Hasankeyf'te Batman'a turisti tanıştıracak merkezlerden bir tanesi de Murkiyaküs Manastırımız olacak. Önümüzdeki günlerde hep beraber inşallah çok gürültülü, kalabalıklı turları burada görmüş olacağız. Şimdi kapıdan, kitabeden içeri girer girmez Hüseyin abi baktım bayağı detay alıyor. Eksiğim varsa lütfen düzeltin. Şimdi kapıdan içeriye girer girmez sağlı sollu yapılar var. Büyük ihtimalle gelen misafirler için sol taraf han olarak kullanılmış değil mi zamanında? Evet, zaten biz şu anda Zaferan ve Gabriel'e kıyasını yapıyoruz. Zaferan ve Gabriel'den farkı şu an karşımızdaki olan bu avlunun büyüklüğü kadar onlardan daha büyüktür. Şu düşünülmüştür. Evet, bir tarafta manastır, bir tarafta eğitim, bir tarafta kilisesi de içinde. Ama öte tarafta gelecek olan misafirlere de zemin hazırlamışlar. Bir tarafta hayvanlarına barınak ve han. Hemen mesela işte ön tarafta da misafirleri de düşünmüşler. Dolayısıyla bu gördüğünüz ön avluyla diğer manastırlarımızdan daha büyük olduğunu da gösteriyor. Şimdi bu yapılan odalar var. Bu odalar zamanında ne olarak kullanılmış? Eğitim odaları olarak kullanılmıştır. Manastırlar biliyorsunuz eğitim yeridir. Rahiplerin yetiştirildiği mekanlardır. Ama aynı zamanda bilimden de uzak değiller. Bu odalar genelde belli bir seviyeye gelmiş. Bilim seviyesinde, bilim noktasında belli bir seviyeye gelmişlerin birebir eğitimi verebilecek günümüzün lisanıyla yüksek lisansını ve doktoralarını yapmış yaptıkları mekanlardır. Yani aslında manastır dediğimiz üniversite. Manastır dediğimiz eğitim yuvası, üniversite evet. Ve şöyle baktığımız zaman da yanlışım varsa lütfen düzeltin. Tüm manastırların en ortak özelliklerinden biri de şudur. Şehrin dışında yaşamdan uzak, dünyevi işlerden tamamen uzak, gözden ırak bir şekilde eğitim alınan yerler. Yani bugün tabii ki artık çevrede köyler var doldu ama değil mi, ona da çok dikkat ediyorlar o dönemlerde. Ve korunaklı olması. Sümele Manastırı'nı biliyorsunuz. Tabii. Deryu Zaferan Manastırı'nı biliyorsunuz. Deryu Zaferan'ı tamamıyla Mezopotamya Ovası'na baktığı gibi Murkiyaküs Manastırı da Kıradağ'ın eteklerinde ama Beşir Ovası'na hakim bir yerde kurulmuştur. Bu genel olarak Orta Çağ'da yapılan yapıların özellikle manastır noktası da sanırım vazgeçilmez noktalarından bir tanesidir. Turabid'in bölgesinin de Kıradağ'ın eteklerinde ama Beşir Ovası'nda görecek en önemli noktalardan bir tanesi de kurulmuştur. Gezdiğimiz alanlar içerisinde
Sizde kültür turizme gerçekten sahipsiniz. Sizi en çok etkileyen bölüm hangisi oldu? En unik eserimiz tabii ki az önce mesela beraber gezdiğimiz, mutlaka kameralarınıza yansıyacaktır. Azizlerin odası dediğimiz en unik eserimiz odur. Bunun sekizgen yapısıyla birlikte belki de Türkiye'de sahili eserlerden bir tanesidir. Bizi cezbeden bütün noktası tabii ki çok kıymetli ama beni cezbeden Azizlerin odasıdır. Onun dışında Mert, şundan da mutlaka bahsedelim. Bizim bu manastırımızın şu özelliği de mutlaka bilinmeli dediğiniz başka bir özellik var mı? Benim aklıma gelmeyen, sizin eklemek istediğiniz. Şunu arz edebilirim. Biz şu anda dışarıda da tekrar görüntüleri verebiliriz. GAP'a sunduğumuz bir proje var. Turistik karşılama alanları oluşturuyoruz. Bu karşılama alanında önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacaktır. İnşallah Murkiyakus Manastırı restorasyon işi bittiği gibi turizm karşılama alanı da olacaktır. Hasankeyf'e gelen turist mutlaka ama mutlaka burayı da görmek isteyecektir. Ayrıca Han dediğimiz noktada şu anda Gül Pulman hocamız var. Batman Üniversitesi'ndeki işte sanat tarihi uzmanlarımız var. Değil mi? Evet, bir de İngiltere'den hatta bir Graham Kast'ta bulunan bir tane bilim adamımız var. Bu arkadaşlar tarafında, bilim adamımız tarafında şu anda Han noktasında daha fazla neler yapabiliriz? Bilimsel çalışma yapıyorlar. O bilimsel çalışmaların sonucu da inşallah biz de uygulayıcı olarak tabii şu anda isim koyamıyorum ama çok farklı bir konsept göreceksiniz. Ben söyleyeyim efendim. Bakın şu alandan bahsediyoruz. Hüseyin abi de iç görüntüleri de var. Onu da ekrana getirelim. Mesela burada efendim bir müzik odası olması planlanıyor. Ya da Batman kültürüne ait bir böyle hareketli ya da bu şimdi böyle Balmumu gibi müzeler var. Hasankeyf Müzesi o konuda çok başarılı bu arada. Onu söyleyeyim. Geçen hafta gittiğimde gördüm. Yani bayıldım. İşte onun dışında belki farklı Batman'dayken farklı inançların böyle kendine has dokularının yaşatıldığı odalar da olacak. Ama ne söylüyorum? Tabii ki kamera ne kadar anlatabilir bilmiyorum benim gördüklerimi. Yani ne kadar çekerseniz çekin şu haliyle bile gezdiğiniz zaman buradaki o dokuyu, buradaki o mistik havayı hissedebiliyorsunuz. Bittiği zaman şahane olacak. Ve öyle bir vakitteyiz ki Hüseyin abi. Biraz sonra şu terasa çıktığımız zaman rica edeyim. O karşıdaki bereketli topraklar, köy ve gün batımı görüntüsü var. O ön plan az önce İhsan Bey'in de söylediği gibi işte turizm karşılama merkezi olacak. Gelen misafirler orada belki yöresel ürünlerin tadına bakacak. Belki bilgi alacak. Oturacaklar. Belki bir yemek yiyecekler. Ve altını çiziyorum. Şırnak'ta aynı şeyi söyledik. Şırnak. Bir zamanlar adını duyduğumuz zaman ben buraya nasıl giderim dediğiniz bestereler şu anda kanyonuyla yemyeşil suyuyla artık yaşanıyor. İşte Kasrik Boğazı bir tarafı Cudi bir tarafı Gabar. Ama bugün oturup alabalığınızı yediğiniz su kenarında kızıl suyun üzerinde keyif yaptığınız bir yer oldu. İşte Ezidi Köyü taş yapılarıyla bugün belki Türkiye'nin en güzel açık hava müzelerinden biri olacak çalışmalar devam ediyor. Süryani Köyü'ndeki yaşamı gördünüz. Ve Batman'da evet bir Hasankeyf'i var. Evet Hasankeyf müthiş bir tarih doğrudur. Onun dışında işte gittik Sason'a. Çileğin en güzelini yedik. Ceviz vardı. Bir şey daha var. Ceviz. Balı. Değil mi? Balı. İşte efendim diğer ilçe festivali var. Gercüş. Üzümün. Bal üzümün merkezi. Şu eser tamamlandığı zaman da belki de tarih olarak Batman'ın imzası olacak. Batman merkezin imzası olacak. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sen abi iyi ki geldik. Biz de çok teşekkür ettik. İyi ki siz de geldiniz. Eminim katkılarınız büyük olacak. Ama şunu da söyleyeyim. Bu az önce sizin söyledikleriniz. Biz turizmciyiz. Siz sürekli turizmde destinasyonları geziyorsunuz. Dediğiniz şeylerin hiçbir tanesi hayal değil. Önümüzdeki iki sene içerisinde mutlaka bütün bunlar görülecektir. Ve elbette ki özelde benim ilim, genelde de benim ülkem kazanacaktır. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diliyorum.